Solidworks 2016 ile birlikte radius komutuna gelen sürekli eğrilikle artık tatlı geçişleri olan Radius'lar sağlayabiliriz. 3 radius seçip asimetrik deyip başlangıç ve bitiş yarıçap değerlerini grafik ekranına giriyoruz. Bu geçişleri yaptıktan sonra alt taraftaki profil komutundan 2016 yeniliği olan sürekli eriliği seçip bu tatlı geçişi sağlayabiliriz. Tasarım açısından baktığımızda sürahinin elle tuttuğumuz kısmında farklı yarıçapların olmasını isteriz farklı yarı çap olan radyüs komutunu seçtiğimizde bu değerleri grafik ekrandan girebiliyoruz. Sürekli eğrilik komutu biraz önceki komutta işlemi tamamladığımızdan dolayı otomatik olarak seçili geliyor. Burada farklı yarı çaplar değerlerini gireceğiz. Bu noktaları belirledikten sonra grafik ekrandan yarı çap değerlerini hızlı bir şekilde girebiliyoruz. İşlemi tamamladıktan sonra gelen bu yeniliğin nasıl yüzey geçişlerine sebep olduğunu zebra çizgileriyle birlikte görelim. Ekranda gördüğünüz üzere zebra çizgilerinde sürekli eğriliğin sahip olduğu yüzeyleri görebiliyoruz. Artık sürahimizi tamamlamak için aynı anda komutu ile birlikte body'mizi kopyalayıp sürahimizi oluşturalım. SolidWorks 2006'da Radius komutuna gelen sürekli eğrilikle birlikte tatlı geçişleri olan radiusler oluşturabilirsiniz.